Evet. Merhaba arkadaşlar. Sesim geliyorsa el sallar mısınız? Evet, teşekkür ederim. Evet, şimdi başlayalım arkadaşlar. Ne demiş bize? Logaritma 2 tabanında sinüs x bölü 2 eşittir. A ise logaritma 2 tabanında 1 eksi cos x ifadesinin değeri nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar burada dikkat ederseniz bir yarım açı var. Yarım açıyı öncelikle bir hatırlayalım. Kosinüs 2x neye eşitti? Şöyle yazalım güzelce. Kosinüs 2x'in çeşitli açılımları vardı. 3 tane açılımı vardı. Bunlardan şu anda bizim elimizde 1 eksi cos x olduğu için 1'i götürecek şekilde sinüslü olanını yazıyorum. Yani 1 eksi 2 sin kare x olarak yazabiliyordum. Bu cos 2x'e eşitti. Peki cos x'in yarım açılımı nedir? Cos x de 1 eksi 2 sin kare x bölü 2 olarak yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi bizden istediği şey ne? Logaritma 2 tabanında sinüs x bölü 2. Bu a'ya eşitmiş. Bakın biz logaritmada şöyle bir kuralımız vardı. Bu 2'yi karşı tarafa atabiliyordum. O halde sinüs x bölü 2 eşittir 2 üzeri a olarak bulduk. Şimdi ikinci ifademizi düzenleyelim. Logaritma 2 tabanında 1 eksi cos x. Bunu yarım açı şeklinde yazalım. Logaritma 2 tabanında 1 eksi ne olacak arkadaşlar? 1 eksi 2 sin kare x bölü 2 olarak yazdık. Şimdi dikkat ederseniz şurada logaritma 2 tabanında bu neye eşit? Şu eksiyi dağıtıyorum içeriye. 1 eksi 1 artı 2 sin kare x bölü 2 olarak bulduk. Dikkat ederseniz şuradaki birler gitti. Elimizde ne kaldı? Logaritma 2 tabanında 2 çarpı. Şimdi sinüs x bölü 2 şuraya dikkat edin. Neye eşit? 2 üzeri a mı? Bunun karesi nedir arkadaşlar? Sin kare x bölü 2 neye eşittir? 2 üzeri 2 a olur. İki tarafın da karesini aldık. Yerine yazalım. 2 çarpı sin kare x bölü 2 yerine 2 üzeri 2 a yazıyorum. Ne geldi buradan? Logaritma 2 tabanında 2 üzeri, bakın şurasının üssü 1. Ne olacak? Tabanlarım aynı ise çarpmada üsler toplanırdı. 2a artı 1 oldu. Şimdi buradaki üs neydi arkadaşlar? Logaritmanın özelliğinden başa düşüyordu. O halde 2a artı 1 çarpı logaritma 2 tabanında 2. Bu neye eşitti? 1'e eşitti. Ne geldi buradan cevabımız? 2a artı 1 olarak bulduk. Cevap Adana. Bu şekilde karıştırarak verir arkadaşlar size genelde. O yüzden dikkat edin. Evet, şimdi geldik bu denklemi sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hemen bakın bu tarz sorularda değişken değiştirme metodunu kullanın. Ne vermiş bize? 4 üzeri x vermiş, 2 üzeri x vermiş. Buradaki 2 üzeri x'ler ne arkadaşlar? Ortak değil mi? O halde 2 üzeri x'i t değil. Şimdi 2 üzeri x t ise 4 üzeri x neye eşittir? 2'nin karesi üzeri x'tir. Şu x ile 2'yi yer değiştirebiliyorum. 2 üzeri x'in karesidir. 2 üzeri x neydi? T. O halde 4 üzeri x neymiş? T kareymiş. Bunlara alışın arkadaşlar. Çünkü bu tarz soru çok fazla karşınıza gelir. Yerine yazarsam 4 üzeri x neydi? T kare. Artı 3 çarpı 3 üzeri 2 x ne? T. Eksi, şimdi şu 40'ı da eşitliğin öteki tarafına atıyorum. 40 eşittir 0 mı? Şimdi burada çarpanları ayırma kullanıyorum. Burası nedir arkadaşlar? 8 ve 5. Çarparsam 40, toplarsam 3 olarak gelir 8 ve 5'ten.
Ama artı 8 eksi 5 olacak. Çünkü buraya dikkat edin. T'nin önündeki katsayı artı. O zaman çarpanlar neler? T artı 8 çarpı T eksi 5 oldu. Buradan ne gelir? Eşittir 0 ise T eşittir eksi 8. T eşittir 5 olarak bulduk. İki tane değişken. Şimdi arkadaşlar burada neydi? İki tane değerim var. T'ye biz ne demiştik? 2 üzeri x eşittir. Ne gelir buradan? Eksi 8 veya 2 üzeri x eşittir 5. Burada logaritma olarak yazacağımız için bu üstel denklemi ne olacak arkadaşlar? Eksi 8'i alamam. Çünkü sonucum negatif olamazdı. O halde 2 üzeri x eşittir 5. Bunu logaritmaya çevirmem gerekiyor. Nasıl yazıyorduk? Logaritma 2 tabanında 5 eşittir x olarak bulduk. Bakın şıklarda 5 de var. Arkadaşlar bulduğumuz 5 değeri t'ye eşittir. Yani 2 üzeri x eşittir 5. Sizden istediği değer ise x değeridir. Yani sizin bu üstel fonksiyonu logaritmik fonksiyona çevirmeniz gerekiyor. O yüzden buna lütfen dikkat edin. Karıştırmayın. Bu şekilde yapın arkadaşlar. Cevap Edirne. Logaritma 2 tabanında 5. Evet, denkleminin kökler çarpımı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım hemen. Şimdi bakın yine burada değişken değiştirme metodunu kullanmamız gerekiyor. Şimdi bakın 2 üzeri 1 artı 2 üzeri ln x var. Öncelikle bu denklemi bir düzenleyelim. 4 üzeri ln x eksi 3 çarpı bakın 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri ln x olarak yazabilirim bunu. Çünkü tabanlarım aynıysa üstleri toplayabiliyordu. Artı 8 eşittir 0. Tekrar düzenliyorum. 4 üzeri ln x çarparsam şu ikisini eksi 6 çarpı 2 üzeri ln x artı 8 eşittir 0 geldi. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Bakın 4 üzeri ln x var, 2 üzeri ln x var. O halde 2 üzeri ln x eşittir t olsun diyorum. O halde 4 üzeri ln x ne olur? T kare olur. Yazalım. T kare eksi 6t artı 8 eşittir 0 mı geldi? Şimdi normal çarpanları ayırma yapmamız gerekiyor. Artı 8 çarpanları nasıl ayrılır? Eksi 4 eksi 2. Çarparsak artı 8 toplarsam eksi 6 geldi. O halde t neymiş arkadaşlar? T eksi 4 çarpı t eksi 2 eşittir 0. Buradan ne geldi? T eşittir 4, t eşittir 2 geldi. Şimdi bulduğumuz, bakın sakın şıklardan gidip de 2'yi, 4 yok zaten ama 2'yi işaretlemeyin. Bulduğumuz t değeri neye eşit? 2 üzeri ln x eşittir t ne? 2. Veya 2 üzeri ln x eşittir. Diğer t değeri neydi? 4. Şimdi arkadaşlar bakın sonucun 2 olabilmesi için ln x'in ne olması gerekir? 1. O halde ln x eşittir 1 ise x ne gelir buradan? E olması lazım. Çünkü ln e 1'e eşitti. Buraya bakıyorum. 2 üzeri ln x. Neye eşit? 4. Yani 2'nin karesi. Tabanlar aynı ise üstler de aynı olmak zorundaydı. O halde ln x eşittir 2 ise x ne gelir buradan? E kare. E kare olarak bulduk. Bizden ne istiyor arkadaşlar? Bu iki kökün çarpımını istiyor. Bu x1 olsun, bu da x2 olsun. O halde x1 eşittir e, x2 eşittir e kare. Bu iki kökün çarpımı x1 çarpı x2 eşittir ne olur? E küp olarak bulduk. Cevap Edirne. Evet. Logaritma 3 tabanında 2 üzeri x eksi 5 artı 1 eşittir. Logaritma 3 tabanında 2 üzeri x artı 1 artı 17 ise x kaçtır diyor. Şimdi bakın. Burada
İkisinde de logaritma 3 tabanında değerlerim var. Ancak şuradaki artı 1 işi bozmuş arkadaşlar. Şimdi bunu biz nasıl yazabiliriz? Yani 1'i logaritma 3 tabanında 3 olarak yazabilirim. Düzenlersem logaritma 3 tabanında 2 üzeri x eksi 5 artı logaritma 3 tabanında 3 yazdım. Bakın burası 1'dir. 1 gördüğüm yere log 3 tabanında 3 yazdım. Eşittir logaritma 3 tabanında 2 üzeri x artı 1 artı 17 olarak yazdım. Şimdi logaritmada hatırlayalım. Özelliğimiz neydi arkadaşlar? Toplamada çarpma işlemi yapabiliyordum. O halde şu iki ifadeyi tekrar düzenliyorum. Yani ortak tabanda yazıyorum. Logaritma 3 tabanında bu üstleri çarpıyorum. 2 üzeri x eksi 5 çarpı 3 olarak yazabilirim. Bu neye eşit? Logaritma 3 tabanında 2 üzeri x artı 1 artı 17 olarak buldum. Tekrar düzenlersem arkadaşlar, şimdi bunu çarpalım. Şurayla çarpıyorum. Ne gelir? Şimdi bir kere bu logaritma 3 tabanında, ikisi de 3 tabanında 3 olduğu için şunlar içleri de birbirine eşit olmalı. Çarparsam 3 çarpı 2 üzeri x eksi 15 eşittir 2 üzeri x artı 1 artı 17 geldi. Pardon. Evet. Şimdi arkadaşlar şunu biz karşıya atalım. 3 çarpı 2 üzeri x eşittir. Bakın şuraya şu şekilde yazabilirim. 2 üzeri x çarpı 2 eşittir. Karşıya attığımız zaman ne oldu? Şurası artı olacak. Artı 32 geldi. Burada 3 tane 2 üzeri x var. Burada 2 tane 2 üzeri x var. O halde ne gelecek? 2 üzeri x eşittir 32. Yani şu iki ifadeyi bu tarafa attım. 2 üzeri x 32 ise 2 üzeri x eşittir. Ne gelecek arkadaşlar? 2 üzeri 5. Tabanlar aynı ise üstler aynı olmak zorunda. O halde x eşittir 5 olarak bulduk. Cevap Edirne. Evet, geldik. Logaritmada arkadaşlar, logaritma ve fonksiyon sorusu. Şimdi hatırlayalım. Öncelikle fonksiyonlarda, şimdi bakın burada f'in tersinde 4'ü sormuş bize. Öncelikle bize karışık bir fonksiyon vermiş. Yani içerisi x üzeri x artı 3x. Öncelikle işte bunun tersini bulmamız gerekiyor. Daha sonra da 4 yazmamız gerekiyor. Ama hatırlayın arkadaşlar, kolay bir yolumuz vardı. Diyelim ki f x eşittir a ise, biz buradaki a'yı içeriye aldığımız zaman, yani f'in tersinde a neye eşitti? X'e. Tamamdır. O halde burada bulunan 3 artı logaritma 5 tabanında 2x artı 1'i şuradaki fonksiyonla yer değiştiriyoruz. O zaman tersini yazmış olurum. Yani f'in tersinde 3 artı logaritma 5 tabanında 2x artı 1. Neye eşit olacak? X üzeri x artı 3x'e eşit oldu. Şimdi bizden ne istiyor? F'in tersinde 4'ü bul diyor. Şimdi arkadaşlar bakın, şu içerisinin 4 olmasını istiyorum. Burasının 4 olabilmesi için bu logaritma 5 tabanında 2x artı 1'in ne olması gerekir? 1 olması gerekir ki içerisinin toplamı 4 olabilsin. O halde bulalım hemen. Logaritma 5 tabanında 2x artı 1 eşittir 1 mi? Şimdi biz buradaki 5'i karşıya atabiliyorduk. 2x artı 1 eşittir. Ama buradaki 1, 5'in üssü olacak. 5 üzeri 1. 2x artı 1, 5 ise bu 1'i de karşıya atıyorum. 2x eşittir 4. Her tarafı 2'ye böldük. X ne geldi buradan?
2. Demek ki x yerine ne yazmalıymışız? 2. Şimdi sonucumuz da yani şuradaki x üzeri x artı 3x'e ne yazıyorum? X eşittir 2 için x üzeri x artı 3x'i yazıyorum. 2 yazarsam 2'nin karesi artı 3 çarpı 2 mi geldi? Ne geldi buradan? 4 artı 6'dan eşittir 10 olarak bulduk. Cevabımız Denizli. Evet. Ln x artı 10 bölü ln x eksi 7 eşittir 0. Denkleminin kökler çarpımı kaçtır diyor. Bakalım hemen. Şimdi arkadaşlar yine burada ln x'lerde değişken değiştirelim. Yani ln x eşittir t olsun. Yazalım. Ne gelir buradan? T artı 10 bölü t eksi 7 eşittir 0 mı? Şimdi burada bunu ikinci derece denkleme çevirmek için her tarafı t ile çarpıyoruz. Yani bütün denklemi t ile çarpıyorum. Zaten diğer eşitliğin diğer tarafı 0 olduğu için burayı t ile çarpmak sonucu değiştirmeyecek. Yani sonuç yine 0 olacak. T ile çarparsam t ile t'yi çarptım t kare artı t ile 10 bölü t'yi çarptığımız zaman şu şekilde gösterelim. Eksi t ile 7'yi çarptığımız zaman 7t eşittir 0. Şuradaki t'ler sadeleşti. Ne kaldı elimizde? T kare eksi 7t artı 10 eşittir 0 mı geldi? Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Burada normal çarpanları ayıracağız. 10'un çarpanları nelerdir? 2 ve 5'tir. Ancak şurası eksi 7. O zaman eksi 5, eksi 2 olarak yazabilirim. Çarpımları ne? Artı 10. Toplamları ise eksi 7 sağlıyor. Demek ki bizim denklemimiz t eksi 5 çarpı t eksi 2 eşittir 0. Buradan gelen t değeri ne? T eşittir 5 veya t eşittir 2 olarak bulduk. Şimdi t neydi arkadaşlar? Ln x'ti. Denklem burada bitmedi. Eğer şıklarda 2 ve 5, 2 ve 5 olsaydı işaretlemeyin sakın. Ln x eşittir 5. Bir de ln x eşittir 2 mi geldi? Bakın ln x logaritma e tabanında x'tir. Yani logaritma e tabanında x eşittir 5. Bakın buradaki e'yi hop taban olarak atabiliyorum. X eşittir e üzeri 5 geldi. Burası da yine logaritma e tabanında x eşittir 2 mi? Buradaki e'yi atarsam x eşittir e kare olarak bulundu. Şimdi bizden bu iki kökün çarpımını istiyor. Çarparsam e kare çarpı e üzeri 5. Ne gelir buradan? Üstler toplanacak. E üzeri 7 olarak bulduk. Cevabımız Ceyhan. Evet. E üzeri 2 ln 3 eksi 25 log 5 tabanında kök x eşittir. Logaritma 6 tabanında logaritma 2 64 ise x kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar çeşitli düzenlemeler yapmamız gerekiyor bu soruda. Yapalım. Şimdi öncelikle şuradaki 2'yi şuradaki 3'ün üstüne atmakla başlıyorum. Yani e üzeri ln 3'ün karesi oldu. Eksi ne gelecek başka? 25 üzeri log 5 tabanında. Şimdi kök x'i de x üzeri 1 bölü 2 olarak yazıyorum. Gerçi onu yazmasak da neyse yazalım. Eşittir. Şimdi bakın. Logaritma 2 tabanında 64 nedir? 2 üzeri 6. Şimdi buradaki 6 başa düşer. 6 logaritma 2 tabanında 2 oldu. Şimdi zaten şurası 1. Demek ki
İçerisinde neymiş? Logaritma 6 tabanında 6 mı geldi? Çeşitli düzenlemeler yaptı. Bakın şimdi. Şurası 9. Arkadaşlar bu 9 ile E'yi yer değiştirebilirim. Çünkü burası ne? Elenli bir şey. Yani şu iki ifade birbirine benzer. E ile elen birbirine benzer ifadeler olduğu için şu 3'ün karesini aşağıya indiriyorum. Yani 9 üzeri elen E. Eksi. Bakın şuradaki x üzeri 1 bölü 2'yi bu 5 tabanında 25. Yani şu iki ifade ile 25'in yerini değiştirdim. 5 üzeri 25 nedir? 5'in karesi. Eşittir. Logaritma 6 tabanında 6 nedir arkadaşlar? 1'dir. Şimdi geldik. Elen E. Elen E neye eşittir? 1'e eşittir. Yani 9 üzeri 1 oldu. Eksi. Şimdi buradaki 2 de hop başa düştü. X üzeri 1 bölü 2'nin karesi oldu. Logaritma 5 tabanında 5 de 1'e eşittir. Yani burası aynen kaldı. Eşittir. 1 mi geldi? Şimdi arkadaşlar hep beraber. Şurada ne yapacağız arkadaşlar? 9 eksi x üzeri 1 bölü 2'nin karesi nedir? Şunlar gider. X. Neye eşit? 1'e. 9 eksi x 1 ise şu x'i karşıya atarsam, şu 1'i de bu tarafa atarsam 9 eksi 1 eşittir x. X ne geldi buradan? 8 olarak bulduk. Cevabımız Adana. Evet. Denklemi bu şekilde vermiş. Bu denklemin kökler çarpımını istiyor bizden. Bakalım hemen. Şimdi arkadaşlar burada ne vermiş bize? Şimdi şurası 27 ile şu 3 benzer. Yani biz bu 27'yi 3'ün kuvveti şeklinde yazabiliriz. O halde bakın şu ifade ile 27'nin yerini değiştiriyorum. Ne gelecek? Şurası 3. dereceden x kare artı 3x mi? Üzeri ne geliyor? Logaritma 3 tabanında 27 eşittir 2'ymiş. Şimdi 27 neydi? 3 üzeri 3'tür. Tekrar düzenlersem x kare artı 3x bu küp kök. Şimdi 3 üzeri 3 arkadaşlar şu 3 başa düşer. O zaman 3 logaritma 3 tabanında 3 eşittir 2. Şimdi logaritma 3 tabanında 3 neydi? 1. Şimdi burada küp kökün 3. dereceden kuvvetini alırsak bu kökten kurtarmış oluruz. O halde x kare artı 3x eşittir 2 mi geldi? Bu 2'yi bu tarafa atarsam x kare artı 3x eksi 2 eşittir 0 oldu. Şimdi arkadaşlar bizden bu denklemin kökler çarpımını istiyor. Hatırlayın ikinci dereceli bir denklemde yani ax kare artı bx artı c. Buradaki kökler çarpımı neydi? x1 çarpı x2 eşittir c bölü a. Şimdi buradaki bizim sabitimiz ne? Eksi 2. X karenin katsayısı ne? 1. O zaman x1 çarpı x2 ne gelecek arkadaşlar? Eksi 2 bölü 1'den cevabımız eksi 2 olarak bulunur. Cevap Bursa. Evet. X logaritma 2 tabanında x eşittir 81 üzeri log 3 tabanında 2. Bu denklemi sağlayan x değerleri toplamı kaçtır diyor. Hemen bakalım. Şimdi yazalım arkadaşlar burayı. X logaritma 2 tabanında x eşittir. Bakın şu 81 ile 2'nin yerini değiştiriyorum. Yani 2 üzeri logaritma 3 tabanında 81 olarak bulduk.
Şimdi burası ne? Yine tekrar yazarsam x logaritma 2 tabanında x eşittir 2 üzeri logaritma 3 tabanında. Şimdi 81 neydi arkadaşlar? 3 üzeri 4. Şimdi bu 4 logaritmanın özelliği gereği başa düşerdi. O zaman ne geldi burası? 2 üzeri 4 logaritma 3 tabanında 3 mü oldu? Şu 3 tabanında 3'ler gitti. O zaman ne olacak burası? 2 üzeri 4 olarak bulduk. Şimdi x üzeri logaritma 2 tabanında x eşittir 2 üzeri 4'ten 16 mı geldi? Arkadaşlar bakın, şimdi burada bir düzenleme yapmanız gerekiyor yine. Şu ifadeyi logaritma 2 tabanında yazıyorum. Yani her iki tarafın logaritma 2 tabanında alırsam logaritma 2 tabanında ne gelecek? X üzeri logaritma 2 tabanında x eşittir. Yani şu x'in başına log 2 tabanında yazdık. Burada diğer tarafını da aynı şekilde logaritma 2 tabanında 16 olarak bulduk. Bakın yine şu logaritma 2 tabanında x, burada x'in üssü olduğu için bu da başa düşer. Yani logaritma 2 tabanında x çarpı logaritma 2 tabanında x şuradaki eşittir logaritma 2 tabanında 16. Şimdi 16 nedir arkadaşlar? 2 üzeri 4'tür. Buradaki 4 de başa düşer. Ne geldi buradan? 4 çarpı logaritma 2 tabanında 2. Burası ne? 1. Şimdi şurası ne oldu artık? 2 tane log 2 tabanında x'in çarpımı oldu. O zaman logaritma 2 tabanında x'in karesi eşittir 4 mü geldi? Tamamdır. Logaritma 2 tabanında x. Logaritma 2 tabanında x. Nedir arkadaşlar? Ya 2'dir ya da logaritma 2 tabanında x eşittir eksi 2'dir. Çünkü karesi 4'e eşit olan sayı ya 2'dir ya da eksi 2'dir. Şimdi buradan x1 değerini bulalım. 2'yi karşıya atarsam x eşittir 2'nin karesi. Burada x eşittir 2 üzeri eksi 2. Buradan 2'nin karesi x eşittir 4. Buradan ise 2 üzeri eksi 2 yukarıdaki eksi pay ile paydayı yer değiştir demekti. Ne olacak o halde arkadaşlar? 1 bölü 4 olacak. 4 ile 1 bölü 4'ü topluyorum. Son basamak artık. 4 artı 1 bölü 4. 4 kere 4 16. Bir daha 17 bölü 4 olarak sonucumuzu bulduk. Evet. Güzel bir soru. Kolay ama küçük bir nüansı var arkadaşlar sorunun. X kare eksi 4x artı log m eşittir 0. Denkleminin köklerinin eşit olması için m ne olmalıdır? Şimdi arkadaşlar düşünelim. Denkleminin köklerinin eşit olabilmesi için ne olması gerekiyor? Tam kare ifade olması gerekiyor. Köklerin eşit olması demek tam kare olması demek. Şimdi tam kare ifadede hatırlayalım. Diyelim ki x eksi 3'ün karesi buradan ne geliyor? 0 ise x eşittir 3. Ama buradaki 3 çift katlı köktü. Yani 2 kök ama 2 kök birbirine eşit diyorduk. Şimdi burada açılımda hatırlayın. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. Yani arkadaşlar şurası 2 çarpı bu formülden gelen 2 çarpı x. Burasının eksi 4 olabilmesi için diğer çarpanın ne olması gerekir? Eksi 2 olması gerekir ki buradaki ifade eksi 4 olabilsin. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katından sonra bu log m'nin ne olması gerekir? Log m eşittir eksi 2'nin karesi olmalı. Çünkü kuralımız neydi? Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı artı ikincinin karesiydi. Log m ne oldu buradan? Eksi 2'nin karesi 4. Arkadaşlar
logaritmada yazmıyor isek taban neydi? 10'du. E bu 10'u biz karşıya atabiliyorduk. M ne geldi buradan? 10 üzeri 4 olarak bulduk. Cevabımız neymiş? Edirne. Evet. Eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır diyor. Bakalım hemen. Şimdi birincisi arkadaşlar şuradaki 8 eksi x'in sıfırdan büyük olması gerekiyor. Birinci durum. Şimdi buradaki tüm durumları değerlendirmeniz gerekiyor. X'in aralığını bulmak için. 8 eksi x büyüktür 0. Bu x'i karşıya atıyorum. 8 büyüktür x'den. Demek ki x 8'den küçük olmak zorunda. Şimdi ikinci durumda da genel bir çözüm yapmanız gerekiyor. Yani logaritma 2 tabanında 8 eksi x küçük eşittir. Bakın şuradaki eksi 2'yi karşıya attım. Şimdi buradaki 2'yi buraya taban olarak atarsam 8 eksi x küçük eşittir. Ne olacak arkadaşlar? 2'nin karesi. O halde 8 eksi x küçük eşittir. 2'nin karesi 4. Bu 4'ü bu tarafa attık. Ne geldi buradan? 4 eşittir. Eksi x'i de karşıya attım. Pardon, küçük eşittir diyorum. Eksi x'i karşıya attım. X. Demek ki x 4'e eşit veya 4'ten büyük. Yani şu 2 eşitsizliği birleştiriyorum. X burada neydi? X 8'den küçük, 4'ten de büyük, eşitti. Bu aralıkta kaç tane sayımız vardır? 4'ü olabilir, 5, 6 ve 7'yi alabilir. 8'i alamaz, 8 dahil değil. 4, 5, 6, 7. Kaç tane değerimiz varmış? 4 tane değerimiz var. Cevap Bursa. Evet, şimdi geldik bu sorumuza. Arkadaşlar bu eşitsizliğin çözüm kümesini istiyor bizden. Bu eşitsizliğin çözüm kümesini bulurken ikisi de zaten log 5 tabanında. Dikkat edin bunlara. O halde şu üstlerin yani x kare artı 4x eksi 12 3x'den küçük olmalıymış. X kare artı 4x eksi 12 küçüktür 3x olmalı. Şimdi bu x'i karşıya atıyorum. X kare 4x'den 3x çıkarsa artı x. Eksi 12 küçüktür 0 mı geldi? Eksi 12'nin çarpanlarını buluyorum. Ne gelir arkadaşlar buradan? Eksi 4 artı 4 eksi 3 olmaz mı? Artı 4 eksi 3 oldu. Ne gelecek o halde? Buradan x artı 4 çarpı x eksi 3 eşittir 0 diyelim. Köklerini bulalım. X eşittir eksi 4 veya x eşittir 3 olmalı. Şimdi x eşittir 3 veya x eşittir eksi 4. Yani x'in aralık değeri burası. Ancak arkadaşlar unutmayalım. Bir de x kare artı 4x eksi 12 büyüktür 0 olmak zorunda. Yani birinci denklemin tabanı. Bir de 3x büyüktür 0. Buradan ne gelir? X büyüktür 0. Şuraya bakalım. Ne olacak burası? Artı 6 eksi 2 olur. Çarparsam eksi 12, toplarsam artı 4. X artı 6 çarpı x eksi 2 eşittir 0 dersem x eşittir eksi 6 veya x eşittir 2 olmalı. Şimdi bakıyorum x 0'dan büyük olacak. Yani artık ortak bir değer bulmam gerekiyor. Bir kere eksi 4 buldum, eksi 6 buldum. Eksi 4'e göre hareket edeceğim. 3 var, 2 var, bir de 0'dan büyük diyor. 0'dan büyük
1 ne olmalı? 2'den büyük. X büyüktür. 2 diyorum. E hangisini alacağız arkadaşlar burada? 2'yi alacağız. 0'dan büyük zaten 2. Orayı da sağlamış olduk. Bir de X ne olacak? 3'ten küçük olacak. Şuraya baktığımız zaman 2 ile 3 aralığı bulunmuş oldu. Yani bütün arkadaşlar sadece denklemi düzenleyip de yani şuradakini yapmıyorsunuz. Burayı bulduktan sonra tabanlardaki ifadelerin de yani x kare artı 4x eksi 12'nin de 0'dan büyük olmasına ve 3x'in de 0'dan büyük olmasına dikkat edeceksiniz. O yüzden de aralıklardaki en büyük değerleri alıyorsunuz. Yani benim x değerim neydi? 3'ten küçük, 2'den de büyük olmak zorunda. Yani cevap 2 ile 3. Evet, bir 10 dakika ara veriyoruz arkadaşlar.
Evet arkadaşlar. Öncelikle bir ses denemesi yapalım. Sesim geliyor mu? Evet, teşekkür ederim. Şimdi devam edelim. Bize bir fog fonksiyonu vermiş. Fog x eşittir x artı 1 ve gx eşittir logaritma 2 tabanında ln x olduğuna göre fx aşağıdakilerden hangisidir diyor. Tamamdır Emirhan'cığım. Sesimin geldiğini anladım. Teşekkür ederim. Evet, bakalım. Şimdi bize arkadaşlar burada bu soruda çeşitli düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Öncelikle bakın fog x'i yazalım. Fog x neydi? Eşittir f'in içerisine gx'i yaz demekti. Şimdi f'in içerisine gx'i yazmışız ve sonucumuz ne gelmiş burada? X artı 1 gelmiş. Gx ne arkadaşlar? Logaritma 2 tabanında ln x. O zaman f logaritma 2 tabanında ln x eşittir. X artı 1 olarak bulduk. Şimdi bizden f x fonksiyonunu istiyor. Şimdi küçük bir hatırlatma yapalım fonksiyonlarla ilgili. Bakın şöyle bir özelliğimiz vardı. Diyelim ki bize fx artı 1'i verdi ve fx'i istiyor. Bakın bu tarz sorularda diyelim ki burası işte x artı 3 olsun. Bizden fx'i istediği zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? Şu içeriye, şimdi bu kolay bir fonksiyon ama bu içeriye içerideki fonksiyonun tersini yazıyordum. X artı 1'in tersi nedir? X eksi 1'dir. Yani x eşittir x eksi 1 yazıyorum. X gördüğüm yere x eksi 1 yazarsam f x eksi 1 bir de artı 1'i var eşittir x eksi 1 fonksiyonda da yazıyorum artı 3. Bakın şuradaki 1'ler gitti. O zaman ne olacak? Fx eşittir 3'ten 1 çıktı 2 x artı 2 olarak bulduk. Şimdi burada arkadaşlar şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Fx eşittir x artı 2. Yani x'i elde etmemiz önemli. Bakın burada şimdi logaritma 2 tabanında ln x'in tersini bulmam gerekiyor. Bulalım. Logaritma 2 tabanında ln x. Buna y diyoruz. Tersini bulacağız şimdi. Buradaki 2'yi hop attık. Ln x ne geldi buradan? 2 üzeri y. Tersini bulurken arkadaşlar amacımız neydi bizim? X'i yalnız bırakmak. Şimdi burası ne? Logaritma e tabanında x. Neye eşit? 2 üzeri y. O halde bu e'yi de karşıya atarsam x eşittir e üzeri 2 üzeri y olarak bulduk. Şimdi fonksiyonun tersi buymuş. X artık yalnız. O halde f eksi 1 x eşittir. Ne geldi buradan? Aslında biz buraya f eksi 1 demeyelim de buraya atıyorum h fonksiyonu diyelim. H eksi 1 x eşittir. E üzeri 2 üzeri x olarak bulduk. Demek ki x gördüğümüz yere bunu yazdığımız zaman artık içerisi x oluyor. Yazarsam f logaritma 2 tabanında ln x neydi? Şöyle ln e üzeri 2 üzeri x olarak yazdık. Bu neye eşitmiş? X artı 1. X neydi? E üzeri 2x. Onu da yerine yazalım. E üzeri 2 üzeri x artı 1 olarak geldi. Şimdi arkadaşlar bakın şurada 2 üzeri x başa düşer. Ln e zaten 1'dir. 2 üzeri x'te de x tekrar başa düşer. Ne oldu artık içerisi? X oldu. Yani fx eşittir e üzeri 2 üzeri x artı 1 olarak bulunur. Bunu da arkadaşlar şu anda şıklarda yok bu.
İsterseniz zaten D ve E şıkları aynı dikkat ederseniz ya bunlardan birisini düzenleyelim ya da direkt şu A şıkkına artı bir de ekleyebiliriz. O zaman cevabımız ne gelir buradan? Adana gelir. Evet. Geldik buraya. Eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hemen bakalım. Şimdi arkadaşlar bu ifadenin öncelikle tanım kümesini bozmamam gerekiyor. Yani şu logaritma 2 tabanında x eksi 2 bölü 6. X eksi 2 bölü 6 ne olacak? Büyüktür 0 olacak. Bunu biz 6'yı her tarafı 6 ile çarpabiliriz. X eksi 2 büyüktür 0 olur. Ne olur? 2'yi karşıya attığımızda x büyüktür 2 olarak bulduk. X 2'den büyük. Şimdi bir de şu 5'i karşıya atabilirim. Şu 5'i de hop şu şekilde karşıya atarsam logaritma, şunu şu tarafa yazalım. X'in aralıklarını bulalım. Logaritma 2 tabanında x eksi 2 bölü 6. Neymiş arkadaşlar? Küçük eşittir. 5 üzeri 0 mı? Yani 1. Tekrar bu 2'yi karşıya atarsam x eksi 2 bölü 6 küçük eşittir 2 mi oldu? Çünkü 5 üzeri 0 1'di. 2'yi karşıya atarsam 2 üzeri 1 olur. Her tarafı yine 6 ile çarparsam x eksi 2 küçük eşittir 12. Eksi 2'yi karşıya attım. X küçük eşittir 14. Evet. X 2'den büyük ancak 14'ten küçük. Şimdi bu soruda dikkat etmeniz gereken bir şey var. Arkadaşlar bakın şurası logaritma 5 tabanında, atıyorum şurası t olsun. Bu t ifadesinin de sıfırdan büyük olması gerekiyor. Yani logaritma 2 tabanında x eksi 2 bölü 6'nın ne olması gerekir? Büyüktür 0 olması gerekir. Çünkü burası da logaritma 5'in tabanı. Bunu karşıya atarsam x eksi 2 bölü 6 büyüktür. 2 üzeri 0 ne olur? 1. Her tarafı 6 ile çarpıyorum. Ne gelir buradan? X eksi 2 büyüktür 6. At bunu karşıya. X büyüktür 8. Şimdi demek ki x büyüktür 2 var. X büyüktür 8 var. Hangisini alacağız arkadaşlar? Demek ki 8'i alırsam bu 2'den büyük için sağlar. Ancak 2'den büyük alırsam mesela 3, 4, 5 demek ki bu aralığı sağlamayacak. O halde arkadaşlar ne yapmalıyım? X 8'den büyük, 14'ten ise küçük olmalı. O zaman aralık neymiş? 8'e 14 olur. Yani cevabımız Bursa. Dikkat edin. Burada cevap şıklarında A da var. Ancak ikinci durumu yani T'nin sıfırdan büyük olduğu durumu lütfen unutmayalım. Onu da eklediğimiz zaman 8'e 14 geliyor. Evet. Şimdi E üzeri 2 ln 3 eksi 25 log 5 tabanında kök x. Şimdi bize çeşitli denklem vermiş ve bunu çözmemizi istiyor. Öncelikle şu 2'yi hop 3'ün üstüne attım. Ne gelir? E üzeri ln 3'ün karesi. Eksi 25 üzeri log 5 tabanında kök x eşittir. Şimdi şurayı bir düzenleyelim. Logaritma 6 tabanında arkadaşlar şimdi log 2 tabanında 64 nedir? 2 üzeri 6. Bu 6 başa düşerse 6 çarpı logaritma 2 tabanında 2. Bu neye eşittir? 1. Ne geldi cevabımız? 6 geldi. Yani logaritma 6 tabanında 6. Logaritma 6 tabanında 6 nedir? 1. Demek ki sonucu 1 olacak şekilde bir x değeri bulmalıymışım. 3'ün karesi nedir? 9. Hatırlayalım. Burada şöyle yazalım biz bunu. Ln ile e bağlantılı olduğu için
Buradaki 9 ile E'yi yer değiştirebilirim. Yani elen E. Eksi 5 ile 25 arkadaşlar birbiriyle bağlantılı olduğu için bu kök x ile 25'in yerini değiştirin. Yani kök x üzeri log 5 tabanında 25'te 5'in karesidir. Sonucumuz ne gelecek buradan? 1 olarak bulduk. Bakalım elen e. Elen e nedir? Logaritma e tabanında e'dir. Yani burası 1 geldi. Bu 2 başa düşerse logaritma 5 tabanında 5, 1'dir. Burası ne geldi artık? 9 eksi kök x'in karesi eşittir 1. Kök x'in karesi nedir arkadaşlar? X'tir. Kökten kurtarır onu karesi. 9 eksi x eşittir 1. Bu 1'i bu tarafa atarsak 9 eksi 1 eşittir x. 9 eksi 1 nedir? 8 eşittir x olarak bulduk. Cevabımız Adana. Evet. Elen A artı elen B eşittir elen A çarpı elen B ve logaritma A tabanında B eşittir 2 olduğuna göre A kaçtır diyor. Bakalım. Şimdi elen A artı elen B. Arkadaşlar öncelikle logaritma A tabanında B eşittir 2. Onu bir düzenleyelim. Logaritma A tabanında B eşittir 2 ise bu A'yı karşıya attığımızda B eşittir A kare olarak bulduk. Yani artık B gördüğünüz yere A kare yazabilirsiniz. Şimdi elen A artı elen B. Biz bunu ortak tabandaysa arkadaşlar toplamayı çarpma olarak yazabiliyorduk. Yani elen A çarpı B olarak yazabilirim. Elen A artı B'yi eşittir elen A çarpı, şimdi buradaki çarpmada bir şey yapamazsınız. B gördüğümüz yere A kare yazıyorum. Yani elen A kare. Şimdi elen A çarpı B. Yine B gördüğüm yere A kare yazıyorum. Elen A çarpı A kare eşittir. Burası ne gelecek arkadaşlar? Şuradaki 2 başa düşerse 2 çarpı elen A çarpı elen A geldi. Bakın buradaki elen yani sadece A'nın karesi. Elen A'nın karesi değil. Onu karıştırmayın. Şimdi buradan ne gelir arkadaşlar? Elen A küp eşittir. 2 tane elen A'nın karesi geldi. Buradaki 3 de tekrar başa düştü. 3 tane elen A eşittir. 2 tane elen A'nın karesi. Şimdi buradaki 2'yi 3'ün altına atarsak 3 bölü 2 eşittir. Elen A'ya böldüğümüzde ne kalacak? Elen A eşittir 3 bölü 2 olarak bulduk. Şimdi elen neydi arkadaşlar? Elen A eşittir 3 bölü 2. Elen logaritma E tabanında A'dır. Logaritma E tabanında A eşittir 3 bölü 2. Bu E'yi karşıya atarsak ne gelir buradan? E üzeri 3 bölü 2 eşittir ne olacak? A. Şimdi bu neye eşittir? Arkadaşlar bu köklü bir ifadedir. Bakın burada hep başa dönüyoruz aslında. Hep temel bilgilere dönüyoruz. Yani logaritmayı bilmek sadece logaritmanın özelliğini bilmek demek değil. Mesela köklü sayıları da çok iyi bilmeniz gerekiyor. Üslü sayıları da çok iyi bilmeniz gerekiyor. Şimdi bakın bunu biz nasıl yazıyoruz? E üzeri 3 bölü 2. Paydadaki kökün derecesiydi. Yani 2 kökün derecesi. Yukarısı ise sayının üssü. Yani e küp mü? Şimdi bu dışarıya çıkar arkadaşlar şu şekilde. Burası karesi ise biz bunu e kare çarpı e olarak yazabiliyoruz. E kare dışarıya çıkar. Ne gelir buradan? E. Bir tane e de kökün içinde kalır. E kök e eşittir a olarak bulduk. Cevabımız Ceyhan. Lütfen eğer temel bilgilerde eksiklik var ise önce onları halledin arkadaşlar. Çünkü çok fazla sıkıntı yaşarsınız. Dikkat edin.
Evet, bakalım şimdi yeni nesil bir soru. Bir ses kaynağının ses düzeyi olan desibel oluşturduğu ses şiddetinin uluslararası ses şiddeti I0 neymiş arkadaşlar? 10 üzeri eksi 12 watt bölü metrekare oranlanması ile bulunuyormuş. Şimdi bize bunları vermiş. Kaynağın ses şiddeti, işte I0'ı vermiş, L ses düzeyiymiş. Bir de ses düzeyi nasıl hesaplanıyormuş? 10 log 10 tabanında I bölü I0 desibel ile hesaplanıyor. Şimdi ses düzeyi yani L 140 mıymış? Yerlerine yazacağız. L eşittir 140. Bizden ne istiyor? Kaynağın ses şiddetini istiyor. Yani bu'yu istiyor. Zaten I0 neydi? Bunu vermiş bize. 10 üzeri eksi 12. Tamamdır. Şimdi bulduğumuz bu değerleri yerlerine yazalım. Yerlerine yazarken ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi L neydi? 140. 140 eşittir 10 çarpı logaritma I ne? Bilmiyorum. I bölü I0 ne? 10 üzeri eksi 12. Bakın, zaten şurası sadeleşir. 14 eşittir logaritma ne gelecek? I çarpı. Bakın arkadaşlar, 10 üzeri paydadaki 10 üzeri eksi 12 yukarıya 10 üzeri 12 olarak çıktı. Şimdi ortak tabandaki çarpmayı biz logaritmada toplama olarak yazabiliyoruz. Yani burası neye eşit olacak? Logaritma I artı logaritma 10 üzeri 12 olarak yazabilirim. Şimdi bu 12 başa düşer. Ne geldi buradan? Logaritma I artı 12. Şimdi log 10 tabanında 10'dur burası. Eğer taban yazılmıyorsa ne diyorduk? 10 diyorduk. Ne olacak? Log 10 tabanında 10. Yani burası ne geldi? 1 mi? Bu sonuç neye eşit? 14'e. Bu 12'yi karşıya atarsam ne geliyor? Logaritma I eşittir. 12 karşıya eksi olarak geçer. 2 mi? Arkadaşlar burası 10. Ve bunu karşıya atmak istersek I ne geldi buradan? 10'un karesi. Bu neye eşittir? 100 olarak bulunur. 100 watt bölü metrekare. Yani cevap Bursa. Sadece verilen değerleri yerine yazdık arkadaşlar. Çok fazla bir şey yapmadık. Dikkatli bir şekilde işlemleri yaptığımız takdirde logaritmadan soru kaçıracağınızı düşünmüyorum açıkçası. Dikkatli. Biraz da temel konulara dikkat edin. Üslü sayılardır, köklü sayılardır, çarpmadır, bölmedir. Bunlara dikkat edin. Evet, yine yeni nesil bir soru. Yukarıda dört arkadaş olan Meltem, Ege, Selim ve Hüseyin bir hat üzerinde yan yana dizilmişler. Meltem ile Hüseyin'in arasındaki uzaklık logaritma küpkök 2, 32 birimmiş. Şimdi arkadaşlar bakın, şuraya x, y, z diyelim. Şimdi Meltem ile Hüseyin'in arasındaki uzaklık ne? X, y, z. Yani x artı y artı z eşittir. Bakın şimdi buradan bir şey bulmamız gerekiyor. Logaritma bakın küpkök 2. 2 üzeri 1 bölü 3'tür. 32 nedir? 2 üzeri 5 mi? Şimdi burada üstleri oranlıyorum. Yani 5 bölü 1 bölü 3. X artı y artı z eşittir. 5 bölü 1 bölü 3 logaritma 2 tabanında 2. Zaten burası ne? 1. 5 bölü 1 bölü 3 nedir? Ters çevirip çarparsam 15'e eşittir. Yani x artı y artı z 15'miş. Sadece düzenledik burada. Ege ile Hüseyin'in aralarındaki uzaklık. Ege ile Hüseyin ne? Y artı z mi? Şimdi y artı z'yi bulalım. Y artı z de eşittir logaritma 5
üzeri 1 bölü 3. Çünkü küp kök 5'tir bu. 5 üzeri 3'tür. 125 de 5'in 3. kuvvetidir. Buradan ne gelir? 3 bölü, üstleri oranlıyorum. 1 bölü 3 log 5 tabanında 5. Zaten burası yine 1. 3 bölü 1 bölü 3 nedir? 9'dur. Yani y artı z ne geldi buradan? 9. Son olarak da Meltem ile Selin'in aralarındaki uzaklık, bunu bulalım. Meltem ile Selin, yani x artı y. X artı y neye eşit? Logaritma 3 üzeri 1 bölü 4. 9 ne? 3'ün karesi. Yani 2 bölü 1 bölü 4 logaritma 3 tabanında 3. Yine burası 1'dir. 2 bölü 1 bölü 4 nedir? 8. Ege ile Selin'in arasındaki uzaklığı istiyor bizden. Yani y'yi istiyor. Bulalım. Şimdi x artı y artı z 15. X artı y artı z eşittir 15. Y artı z neydi arkadaşlar? 9. Bir de en son ne bulduk? X artı y. X artı y de eşittir. Neymiş? 8 mi? Bakalım. Y artı z, yani şurası 9 ise x nedir? 6. X 6 ise y nedir? 2. Demek ki Ege ile Selin'in arasındaki uzaklık neymiş arkadaşlar? 2 birimmiş. Cevap Bursa olarak bulunur. Evet. Yeni nesil bir soruydu. Geçelim. Logaritma 2 tabanında x artı 1 artı 1 bölü logaritma x tabanında 2 küçüktür. Logaritma 2 tabanında 2x artı 6. Bakın dikkat ederseniz hepsini logaritma 2 tabanında vermiş. Ancak şu logaritma x tabanında 2'de bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Logaritma 2 tabanında x artı 1 artı, bakın 1 bölülüsünü yazmış. Şimdi ben bunu paya almak istersen ne yapıyordum? Taban ile x'in yerini değiştiriyorum. Yani logaritma 2 tabanında x küçüktür. Logaritma 2 tabanında 2x artı 6. Genelde logaritmada size verilen sorularda logaritmanın bütün özelliklerini kullandırtır arkadaşlar. Yani burada direkt size eşitsizlik çözmenizi istemez. Mesela diğer bir özellik olan burada tabanların yer değiştirmesini de kullandırtıyor. Şimdi ne var arada? Toplama var. Aynı tabandayım. Yani log 2'deyim. O zaman toplamada ne yapıyordum? Çarpma yapıyordum. Logaritma 2 tabanında x çarpı x artı 1 küçüktür. Logaritma 2 tabanında 2x artı 6 olarak bulduk. Şimdi tabanlar yine aynı. O zaman için ne olmalı? X kare artı x küçüktür. 2x artı 6'yı bulduk. Evet. Bunu karşıya atarsan x kare, 2x karşıya eksi olarak geçer. Eksi 2x eksi 6 küçüktür. 0 mı geldi? Yalnız o eksi x olacak orası. Eksi x eksi 6 küçüktür. 0. Burası nedir? Eksi 3 artı 2. Çarptık eksi 6. Topladık eksi 1. Yani x eşittir 3. X eşittir eksi 2. Burada isterseniz bir tablo çizelim. X neymiş arkadaşlar? Eksi 2 ile 3 aralığındaymış. Ancak şimdi dikkat edelim. Tabanları düzenlemeniz gerekiyor. X artı 1 büyüktür 0 ise x büyüktür eksi 1. Yani şuradaki 2 kökünü alamam. Eksi 1'den başlayacak bu. Şimdi şuraya bakalım. 2x artı 6 büyüktür 0, 2x büyüktür eksi 6, x büyüktür eksi 3. Zaten burada sıkıntı yok. Bir de arkadaşlar şuradaki x büyüktür 0 ve x eşit değildir 1 olmalı. Yani şu 1 de gider. Nereden başlayacak bu? 0. 0 olamıyor, 1 olamıyor. Ne olacak o halde? Yeni tablomda 1 ile 3 aralığında olacak x. X 1 ile 3 aralığındaysa alabileceği tek değer nedir arkadaşlar?
2'dir. O zaman bunu sağlayan kaç tam sayı değerimiz var bizim? Bir tane değerimiz var. Evet, geldik 2018 AYT sorusuna. Üzerinde 1'den 50'ye kadar olan tam sayıların yazılı olduğu bir cetvel türünde her n tam sayısının 1'e olan uzaklığı log n'ye birimdir diyor. Yani 2'nin 1'e olan uzaklığı neymiş? Log 2, 3'ün log 3 bu şekilde gidiyor. Bakalım, bir özellik vermiş bize. Bu özellikteki özdeş iki cetvel şekildeki gibi alt alta getirildiğinde üstteki cetveldeki 42 sayısı alttakinde 28'e, yani 42 nereye denk geldi? 28'e, 33 de x'e denk gelmiş. Buna göre x kaçtır diyor. Arkadaşlar, bakın şimdi şu aralık ile şu 28 eksi x birbirine eşit değil mi? Yani şimdi buranın uzaklığı ne? 42'ninki? Log 42 değil mi? Log 42 eksi log 33. Neye eşit? Log 28 eksi log x değil mi? Çünkü bu iki aralık birbirine eşit. Şimdi logaritma da çıkarma işlemini nasıl yazıyorduk? Bölme olarak yazabiliyorum. Yani logaritma 42 bölü 33 eşittir. Logaritma 28 bölü x olarak bulduk. Zaten şu loglar birbirine eşit. O zaman içleri de birbirine eşit olacak. 42 bölü 33 eşittir 28 bölü x oldu. 14'e bölersek 2, 14'e böldü 3. 3'e böl 1, 3'e böl 11. İçler dışlar yaparsam 2 çarpı 11 eşittir x, x eşittir 22 olarak bulduk. Cevabımız Edirne. Evet, logaritma 4 tabanında x ve logaritma 8 tabanında 1 bölü x sayının aritmetik ortalaması 1 bölü 2'dir diyor. Hemen düzenleyelim. Şimdi logaritma 4 tabanında x. Yani logaritma 2'nin karesi x. Artı logaritma 2 üzeri 3. X nedir? X üzeri eksi 1. 1 bölü x. Bölü 2 eşittir neye arkadaşlar? Aritmetik ortalaması 1 bölü 2'ymiş. O halde şu 2'yi karşıya atabilirim. Bu 2'yi karşıya atarsam ne olur? Bölmede çarpma olarak geçer. Yani çarpı 2 şurası ne geldi? 1 olarak geldi. Burası ne? Şu üstü 1'de. 1 bölü 2 logaritma 2 tabanında x artı eksi 1 bölü 3 olacak. Çünkü üstleri oranlıyorum. Eksi 1 bölü 3 logaritma 2 tabanında x. Neye eşitmiş? 1'e. Düzenlersem 1 bölü 2 eksi 3. Şuradan paylaşıyorum. Şurayı 3 ile çarptım. Şurayı da 2 ile çarptım. 3 eksi 2'den 1. Yani 1 bölü 6 logaritma 2 tabanında x eşittir 1 mi? Şu 1 bölü 6'yı da karşıya atarsam çarpım olarak geçer. Yani logaritma 2 tabanında x eşittir 6. X neymiş arkadaşlar? 2 üzeri 6 olarak bulduk. Bizden ne istiyor? Logaritma 6, 16 tabanında x. Logaritma 16 tabanında x. Bu nedir? Logaritma 16 ne? 2 üzeri 4. Ve x neydi? 2 üzeri 6. Üstleri oranlarsam 6 bölü 4. Logaritma 2 tabanında 2. Şurası ne? 1. 6 bölü 4 nedir? 2'ye böldüğümüzde 3 bölü 2 olarak bulduk. Gördüğünüz gibi 2019 AYT sorusu arkadaşlar. Cevap bursa. Evet. Matematik dersinde Canan sırasıyla aşağıdaki adımları takip ederek işlemler yapmıştır diyor. Burada birinci adımda 6 eşittir 1 çarpı 2 çarpı 3. Doğru. 6'yı bu şekilde yazabilirim. Bunu da e üzeri ln 1 çarpı ln 2
E üzeri elen 3. Bakın şu 1 ile E yer değiştirirse 1 üzeri elen E olur. Yer değiştirirsek 2 üzeri elen E, 3 üzeri elen E olur. Elen elen de 1 olduğu için aslında bu ifade birbirine eşit. Hangisinde hata yapmıştır diyor. Birinci adımda sıkıntı yok. Geldim. Şimdi buradaki E üzeri elen 1'leri düzenliyor. Şimdi arkadaşlar tabanlar aynı ise üstleri topluyordum. Elen 1 artı, elen 2 artı, elen 3. Burada da hiçbir sıkıntı yok. Doğru. Şimdi üçüncü adımda da şimdi logaritmada toplama işlemini biz nasıl yazabiliyorduk? Çarpma olarak yazabiliyorduk. Bunu çarptığımızda elen, yani şöyle olacak. Elen, E üzeri elen 1 çarpı 2 çarpı 3'den ne gelir burası? E üzeri elen 6. Zaten bunun sonucu yine 6'dır. Burada da hiçbir sıkıntı yok. Elen 6'yı da E üzeri elen 2 artı 4 olarak yazabiliriz. Burada da sıkıntı yok. Şimdi E üzeri elen 2 artı 4'ü elen 2 artı elen 4 olarak yazamayız arkadaşlar. Çünkü buradan ne gelir bu? E üzeri elen 2 çarpı E üzeri elen 4'tür. Bu 2 başa düşerse 2 olur. 2 çarpı 4'ten buranın sonucu 8 gelir. Yani E 6'ydı. 6 gelmediği için de. Zaten bunu bu şekilde ayıramayacağımız için de demek ki 5. adımda arkadaşlar hata yapmıştır. Cevap Denizli. Zaten o hatanın sonucunda da 6 eşittir 8 buluyor. Burada da hata var. Geçtim. X sayısı 1'den büyük bir tam sayı olmak üzere 64 bölü x oranının bir tam sayı olduğu, elen 64 bölü elen x oranının bir tam sayı olmadığı veriliyor. Buna göre x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın 64 bölü x bir tam sayı ise x nedir? 1, 2, 4 olabilir, 16, 32 ve 64. 4, 8 de olabilir. 8'i unutmayalım. 1, 2, 4, 8, 16, 32 ve 64. Bunlar 64'ün bölenleri. Elen 64 nedir peki? Elen 2 üzeri 6 bölü elen x. Şimdi burası ne geldi? 6 elen 2 bölü elen x geldi. Burada arkadaşlar x'in alabileceği değerler toplamı nedir diyor. Şimdi bu ifade bir tam sayı değilmiş. Bu ifade bir tam sayı değil ise burada x'in üstünden gelebilecek değerler 6'nın böleni olmayacak. Şimdi x yerine 1 yazamam zaten. Elen 1 0 olur. Gitti. Elen yerine yani x yerine 2 yazarsam sadeleşir. Bu da bir tam sayı gelir. Gitti. 4 yazarsam 2'nin karesi olur. 2 başa düşerse 6 bölü 2'den 3 olur. Yazabilirim. Yani yazamam. Yazarsam tam sayı gelir. 8 yazarsam yani şöyle göstereyim ben onu. 6 üzeri elen 2 bölü 8 yazarsak elen 2'nin küpü. Bu 3 başa düşerse 6 bölü 3 elen 2 bölü ne gelecek? Elen 2 gelir. Şunlar gider. Yine bir tam sayı gelir. 8 de yazamam. 16 yazarsam bakın 6 elen 2. Elen 2 üzeri 4'tür 16. Bu 4 başa düştüğünde 6 elen 2 bölü ne gelecek? 4 elen 2. Şunlar giderse 6 bölü 4 eşittir. 3 bölü 2. Bu da bir tam sayı değildir. Yani 16'ya yazabilirim. 64 zaten 2 üzeri 6'dır. 6 başa düştüğünde tam böler. 32'ye bakalım. 6 elen 2 bölü. 32 de elen 2 üzeri 5'tir. 5 başa düştüğünde 6 bölü 5 elen 2 bölü elen 2. Şunlar gitti. 6 bölü 5 tam sayı olmadığı için x'in alabileceği değerler 16 ve 32 toplarsak 48 olarak bulduk. Cevabımız Ceyhan. Evet. Logaritmadaki son sorumuz 2019 AYT sorusu. O da kullandığı bilimsel bir hesap makinesinde n küçük eşittir 32 olmak üzere her n pozitif tam sayısı için log 2n değerini hesaplıyor. Ve her bir değerin ya tam sayı ya da ondalıklı sayı olduğunu görüyor.
Ada ekranda görünen değer tam sayı ise o sayıyı ondalıklı sayı ise o sayının tam kısmını bir kağıda yazdıktan sonra bunların değerlerini topluyor. Şimdi arkadaşlar bakın bize şunu söylüyor aslında. Diyor ki n yerine pozitif tam sayı yazıyorum. 32'den küçük olacak. Yani logaritma 2 tabanında 1. Neye eşittir bu? Her logaritmanın birinci taban 1 ise neydi sonucumuz? 0'dı. Sonra diyor ki logaritma 2 tabanında 2 yaz. Bu neye eşit? 1. Şimdi logaritma 2 tabanında 3 yaz. Bu ondalıklı bir sayı eşittir. Bu neye eşit olacak? 1'e. Logaritma 2 tabanında 4. Burası 2'nin karesi değil mi? Başa düşerse bunun sonucu 2. Yani bu şekilde gidecek. Logaritma 2 tabanında 5 yazarsan bu da 2'dir. Ta ki logaritma 2 tabanında 8'e kadar. Burası ne gelecek? 3. Şimdi bakarsam birinci değerim ne geliyor? Bu nereye kadar gidiyor? Logaritma yani alacak değerler 3. 0'dan başladı. 0, 1, 2, 3, 4, 5 değerlerini alabilir. Şimdi kaç tane değerimiz var? Birincisi için. Birinci değerim ne? 0. Artı. İkinci değerim ne? 1 değil mi? 1 çarpı 2. Artı. İkinci değerim ne? 2. Peki 2'den kaç tane var? Logaritma 2 tabanında 4. 5. Logaritma 2 tabanında 6. Bu da 2'dir. Logaritma 2 tabanında 7. Bu da 2'dir. Logaritma 2 tabanında 8, 3'tür. Kaç tane 2 var? 1, 2, 3, 4 tane mi? Yani 2'nin karesi mi geldi? İşte arkadaşlar burada bir örüntü var. Artı 1, 2 ne gelecek? 3'ten kaç tane olacak? 2 üzeri 3 artı 4'ten kaç tane olacak? 2 üzeri 4 artı zaten 32'den küçük olacağı için en sonunda bir tane 5 değerimiz geliyor. Bunu hesaplarsa 0 artı 1 çarpı 2, 2 artı 2'nin karesi ne? 4, 2 ile çarptım 8 artı 2 üzeri 3, 8, 3 ile çarptık 24 artı 2 üzeri 4, 16'dır. 4 ile çarptım 64 artı 5. 2, 8 daha 10, 24 daha 34, 64 daha 98, 5 daha 103 olarak bulduk. Demek ki cevabımız neymiş? Deniz'de 103 olarak bulundu. Evet arkadaşlar güzel bir soruydu. 2019 AYT sorusuyla dersimizi bitiriyoruz. Bitirmeden önce ödevinizi vereyim. Logaritmadan arkadaşlar 100 tane soru ödeviniz. Lütfen çözün ödevlerinizi aksatmayın. Kendinize iyi bakın. Dersimiz burada bitti. Bir sonraki konumuz diziler arkadaşlar. Dizilerle devam edeceğiz.